Tabii biz bugün Erbil'de bir önemli bir marasime katıldık. O da bu Erbil Darül Eytem, Eytem evinin açılışına marasimine katıldık. Bunun işte bu Darül Eytem'e destek veren başta Türk Kızılayı olmak üzere Irak Kızılayı, ayrıca da Erbil'de olan hayırsever insanları bu güzel eve bir katkı sağlamışlar. Gerçekten önemli bir destek olmuştur. Burada olan çocuklar için, çocuklarımız için. Ayrıca da biz de bu marasime katıldık. Bu destek verenlere veya bu katkıda sağlayan bu işte hayırsever insanlar, başta Türk Kızılayı olmak üzere her zaman buradaki insanlara büyük bir destek sağlamışlar. O yüzden biz hem bakan olarak hem de bir Türkmen olarak da Türk Kızılayı'na şükranlarımızı bildirmek isterim. Çünkü gerçekten bizi zor şartlarda olan Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere Türk Kızılayı yolu da AFA, TİKA yolu her zaman hiçbir ayrım yapılmadan burada olan insanlara büyük bir katkı, büyük bir destek sağlamıştır. Biz gerçekten Türk Kızılayı'yla gurur duyuyoruz. Her zaman işte bir gün Necef'te, bir gün Kerbela'da, bir gün Kerkük'te, bir gün Erbil'de, bir gün Musul'da, bir gün Tel Afar'da bu Türk Kızılayı'nın varlığını ve büyüklüğünü göstermektedir. Biz her zaman bunu demişik. Bir gün Türk Kızılayı sadece Türkiye'de değil, bütün dünya üzerinde bir markadır, önemli bir kurumdur. O yüzden biz Iraklı Türkmenler olarak da şükranlarımızı bildirmek isterek bugün burada olan bu çocukları, bu Darül Eytim'de olan bu çocukları yalnız bırakmadılar. Güzel bir destek sağladılar. Bütün hayırseverlere, Türk Kızılayı'na, Irak Kızılayı'na, başta Türkiye Cumhuriyeti'ne de şükranlarımızı bildirmek isterim. Burada Erbil Yetimhanesi'nin ek binasının tefrişatı tamamlandı ve bugün açılışını yaptık. Tabii bunda Türk Kızılayı'nın değerli katkıları önemli rol oynadı. Türk Kızılayı'yla Irak Kızılayı Erbil Şubesi arasında uzun süredir devam eden verimli bir işbirliği var. Başarılı projelere imza atıyorlar. İhtiyaç sahiplerine her vesileyle ulaşıyorlar. Yerlerinden edinmiş kişilerin kamplarına gidiyorlar. Yemek servis ediyorlar. Kıyafet yardımı yapıyorlar. Ayrıca yoksul kesime kıyafet yardımı yapıyorlar. Böyle yetimhane projelerinde de rol alıyorlar. İnşallah bu tür başarılı örnekler gelecekte de artarak devam eder. Biz bunu her vesileyle destekliyoruz ve büyük gurur duyuyoruz gerçekten. Bugün benim buraya ikinci gelişim. Daha önce de buradaki minik kardeşlerimizle bir arada olmuştuk. Onlarla sohbet etmiştik. Yani bir yetim çocuğu sevindirmek, bir dünyayı kurtarmak gibidir bizim gözümüzde. Çok önemli bir şey. Burada inşallah 0-4 yaş arası küçük kardeşlerimiz oyun alanları var, barınma alanları var. İnşallah güzel anılar biriktirecekler ve topluma faydalı insanlar olarak yetişecekler, hayatlarına devam edecekler. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diliyorum ve Türk Kızılayı'na da emeklerinden dolayı, bu projedeki emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün Türkiye'den özellikle hükümetimizin, başkanımızın ve genel başkanımızın selamlarını getirdik. Bugün çok mutlu bir gün için buradayız. Peygamber Efendimizin bize buyurduğu gibi hem komşuluk hakları hem yetimlere hadislerinde buyurduğu gibi yetimlere daha fazla ilgi alaka gösterilmesi konusunda bu bize tavsiyeleri olduğu için bugün çok önemli iki konu. Irak'tayız, yetimhane açıyoruz. Bu Irak'taki dostluğumuz çok gerilere dayanarak inşallah ilelebet devam edecektir. İnşallah bizim Kızılay olarak bu işe katkımızın nedeni hiçbir zaman Irak'tan ayrı, her zaman burayla ilişkilerimiz güçlü oldu. Bugün biliyorsunuz 6 Şubat'ta 2023'te geçmişte bir hem mal hem can kaybı yaşanan 10 ilde Türkiye'de büyük bir deprem oldu. Bu depremde bize yetişen ilk ülkelerden bir tanesi KB hükümeti ve Irak hükümeti, Irak halkı oldu.
Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Biz de bir vefa borcu olarak biz de bugün burada olma gibi kendimizi mecbur hissetmiyoruz. İsteyerek ve severek geliyoruz. Biz kendimizi buradan biri olarak görüyoruz. Iraklıları da bizim gibi görüyoruz. Biz komşuyuz, birbirimize mecburuz. İnşallah bu dostluğumuz ilelebet devam edecektir. Birbirimize muhtacız, devam edecektir. Kızılay'ımızın çalışmaları her zaman burada bu dostluğumuzla pekişecek şekilde çalışmalarımız da burada devam edecek. Teşekkür ediyorum.